Ben burada yokken biri daireme girip mührümü kullanmış. Her kim yaptıysa derhal söylesin. Ben yapmadım sultanım. Zinhar haberim yok. Hem kimin haddine valide sultanım? Elimi dahi sürmedim. Kimse süremez. Nasıl oldu bilmiyorum sultanım. Nasıl bilmezsiniz? Bu daireye sizden başka giren çıkan mı var? İyi düşünün. Siz yapmadıysanız dahi elbet görüp işitmişsinizdir. Bunun affı yok. Kim ne biliyorsa hemen söylesin, yoksa hep beraber ceza alacaksınız. Hacı Ağa, bunları götür bir yere kapat. Sorgu sual et. Konuşuncaya kadar su dahi vermeyeceksin. Sultanım. Peki sana ne demeli Lalezar? Seni en baştan ikaz ettim. Dairemden sen mesulsün dedim. Böyle mi koruyacaksın beni? Bugün mührümü alan yarın canımı alır. Sultanım o nasıl söz, Allah muhafaza. Sizin yokluğunuzu fırsat bilmiştir kim yaptıysa. Siz saraydayken yahut uyurken böyle bir şey mümkün değil. Hoş, siz yokken de mümkün değil de. O gün... Bugün ne? Söyle. Ben kimsenin günahını almak istemem sultanım. Zaten ihtimal de vermem. Lakin... Doğru dürüst anlat şunu. Sizin vakfa gittiğiniz gün... sultanım sizi ziyarete gelmiş. Gülbahar mı? Ayşe sultanımız. Kızların yevmiyeleri için defter kalmıştı. Onu almak için daireye döndüğümde içerideydi. Validem. Hünkârımızdan bir haber var mı? Saraya dönmediler hala. Çok şükür yangın söndü. Malumat aldım, aslanım iyiymiş, gelir birazdan. O gelmeden ben sorayım dedim. Bağışlayın, fakat anlamadım. Neyi soracaksınız? Geçen gün vakfa gittiğimde daireme gelmişsin. Neden geldin onu soracaktım. Gittiğinizi bilmiyordum. Hanzadem sizi görmek istedi. Ben de ziyaret edelim dedim. Sizi beklerken Lalezar Kalfa geldi. Vakfa gittiğinizi söyleyince de döndük. Ne oldu ki validem? Neden sual ettiniz? Ayşe. Biri mührümün suretini çıkarmış. Hanedana, devlete sadık, makam sahibi pek çok zata mektup göndermiş. Onları limanda bir geminin içinde toplayıp diri diri yakmış. Yangın böyle çıkmış. Sonra payitahta sıçramış. Masum pek çok insanın kanına girdiler. Allah'ım. Kim neden yapar böyle bir şey? Böyle bir alçaklıkla alakan olacağını düşünmüyorum. Lakin durumun vehameti ortada. Bu bir ihanet. Sultan Murat'ın tahtına karşı tertip edilen bir isyan.
Yani senin evlatlarının babasına karşı. Bu hadiseyle ilgili bir malumatın varsa söyle bileyim. Gülbahar'a söyle, derhal daireme gelsin. Emredersiniz sultanım. Gel. Sultanım. Bağışlayın, bu vakitte sizi rahatsız ettim. Ancak söyleyeceklerim mühim. Dinliyorum. Hünkârımızla birlikte taşraya çıkmıştık. Saraya döndüğümde dairemde bu mektubu buldum. Kim yazmış bunu? Bilmiyorum. İsim yok. Ağalara sorgu sual ettim. Kimse bir şey görmemiş. Aslanıma söylemedin inşallah. Önce size gelmeye münasip buldum. Meselenin aslını öğrenmeden Gülbahar Sultan'ı itham etmek olmaz. İyi yapmışsın. Bundan kimseye bahsetme. Ben alakadar olacağım bu mevzuyla. Sultanım, eğer elimden gelen bir şey olursa bilin ki hünkârımız için ne gerekiyorsa yaparım. Kim yazmış olabilir bunu? Vallahi sultanım, şaştım kaldım. Ben bir soruşturayım. Belki biz buluruz. Hayrolsun Ayşe. Pek bir keyifsizsin. Sizi görmek keyfimi kaçırmaya kâfi sultanım. Benden de, evlatlarımdan da uzak durun. Nedir bu tavırların manası? Siz gayet iyi biliyorsunuz. Kiminle konuştuğunu unutma. Karşında Ekber Şehzade'nin validesi var. Sırlarını da bildiğimi hesaba katarsan... haddini bilmen yararına olacaktır. Ben de sizin sırlarınızı biliyorum. Seninle bir anlaşma yaptık Ayşe. Bozacak olursan neticelerine katlanırsın. Ayşe ve Gülbahar Sultan arasında bir şey var. Neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Düşünceniz ne sultanım? Yoksa Ayşe Sultan'dan mı şüpheleniyorsunuz? Mektubu o yazmış olabilir. Hem başka kim yazacak ki? Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. İyi de Kösem Sultan'a gitmek varken niye size mektup yazsın? Anlam veremiyorum bir türlü. Ama eğer bu işin içinde Ayşe Sultan varsa benim bunu mutlaka öğrenmem lazım.
Demek sana haber sensin. İnşallah huyun da yüzün kadar güzeldir. Ben kulunuz, Yüce Sultanımızın hizmetindedir her daim. Huzurunuzda olmak şereflerin en büyüğü. Şehzadem İbrahim'e ellerinle şifa olmuşsun, iyileştirmişsin. Başka ne maharetlerin var? Paşa konağında hususi terbiyeden geçmiş sultanım. Pek güzel raks ediyor. Sesi de güzel maşallah. Okuması yazması da pek muntazam sultanım. Eğer kendini bozmaz ise pek akıllı, pek terbiyeli. Âlâ. Bir de sözümden çıkmazsa daha ne olsun? Geceyi hazır edin. Hünkar oğlum hatunlardan yana pek talihsiz. Pek gergin, pek asabi bugünlerde. Gönlünü hoş tutmak gerek. Vallahi talihli hatunsun vesselam. Küsem sultanımız sevdi seni. Kanı kaynadı. Yoksa niye yollasın üst üste? Ayşe sultanın başına gelenleri işittim. Çocukları elinden alınmış, odaya kapatılmış diyorlar. Biri odaya kapatıldı, biri gebe kalamıyor. Gün doğdu sana gün. Bu fırsatı iyi değerlendir. Hadi. Sultanım. Dün geceki hadise sebebiyle bir hayli üzüldüm. Eğer bir kabahatim olduysa... Senin ne kabahatin olacak hatun? Git dediler, gittin. Evet, doğru. Kösem sultanımız arzu ettiler gitmemi. Lakin bağışlayın. Neden bu kadar rahatsız olduğunuzu anlamıyorum. Nihayetinde Sultan Murat, Cihan Padişahı. Ve buradaki herkes onun haremi. Vaziyetinizi de düşünecek olursak... Ne varmış vaziyetimde? Başınızdan çok elin bir hadise geçtiğini işittim. Asla çocuk sahibi olamıyor musunuz? Oysa haremin varlık sebebi soyun devamıdır. Yani er ya da geç kenara çekilmek zorunda kalacaksınız. Anlaşılan dün gece kapıda kalmak pek ağrına gitmiş. Ama bunu alırsan iyi edersin. Çünkü ben bu sarayda olduğum müddetçe hepinizin kaderi bu. Sultanım. Sultanım bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin valide sultanım sizi dairesinde bekliyor. Sultanımız kendisini iyi hissetmiyorlar Lalezar Kalfa. Gelmesi pek mümkün değil. Atike. Atike Sultan orada mı? Evet sultanım. Validem. Gel kızım. Hep beraber ziyafet edip sohbet edelim dedim. Malum haremin hadiseleri eksik olmuyor.
Merakımı mazur görün. Lakin nereden icap etti bu ziyafet? Yoksa tahmin ettiğim gibi bir kutlama mı? Ne kutlaması Geveran? Başımıza gelenler ortada, kutlayacak bir şeyimiz yok. Atike ile Silahdar Ağa'nın nikah kutlaması. Ne diyorsun sen? Böyle bir şeyin latifesi bile olmaz. Silahdar benim damadım olamaz. Olacak validem. Hünkar kardeşim böyle buyurmuş. Atike ile evlendirecek. Nasıl? Silahdar aile Atike mi? Sen nereden biliyorsun? Hünkârımız mı söyledi? Silahdar geldi yanıma. Atike ile evleneceğim dedi. Hatta dedi ki, şu hayatta sevdiğim kadınla, sizinle değil, kardeşiniz Atike Sultan'la evleneceğim. Benim cezam da bu. Ne biçim konuşuyorsun sen? Bu ne kepazelik? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Derhal odana dön, derhal! Kalmak gibi bir niyetim yok zaten. Zamanında kardeşim değilsin demiştin bana. O vakit çok üzülmüştüm. Gözyaşı dökmüştüm. Boşunaymış meğer. Haklıymışsın. Sen benim kardeşim değilsin. Zebercet taşı, derdini sıkıntını alır demişti. Avucumun içinde sımsıkı tutuyorum. Lakin kederim de acım da hiç geçmiyor. Bu evliliğe benim de rızam yok biliyorsun. Gidip konuşacağım Murat'la. Fakat sen sakin olacaksın. Atike'ye söylediklerin hiç hoşuma gitmedi. Neticede kardeşin o senin. Yeter aranızdaki husumet bitsin artık. Çok geç validem. Her şey için çok geç. Aramızda aşılamayacak derin uçurumlar var. Sabah şerifleriniz hayır olsun sultanım. Hünkârımız daireden çıkmış. Acilen divanın toplanmasını emretmişler. Neden toplamış divanı? Bir şey öğrenebildin mi? Sultanım, bir malumatım yok ama Abaza Mehmet Paşa ile Kemankeş Ağa da davet edilmişler. Mehmet Paşa'ya söyle, işi biter bitmez beni görsün. Emredersiniz sultanım. Kararlara ilaveten
Beni kubbe veziri tayin ettiler sultanım. Bundan böyle divanda gözünüz kulağınız ben olacağım. Âlâ. Peki kemankeş? Onu da çağırmışlardı divana. Kemankeş artık ketüdağınız değil. Yeniçeri Ocağı'nın başına geçti. Hayırlısı olsun. Nizam-ı alem için tedbir almak şart. Benim endişem cezaların ağırlığı. Sırf tütün içti diye birini idam edeceksek halimiz nice olur? Siz başımızda oldukça her türlü melanetin üstesinden geliriz sultanım. Sultanım, dün akşam silahtarı aile tesadüf ettim. Bir laf etti, mana veremedim. Neymiş o? Hanedana damat olacağımı işitmiş. Nasıl kulağına gitmiş hayret. Öyle bir düşüncem var, evet. Fakat henüz karar vermedim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Artık buradaysan paşam, tetkik etmeni istediğim bir mevzu var. Şehzade Bayezid gizlice saraydan gidip yanlış bir işe karışmış. Aslı astarı nedir öğrenmeni istiyorum. Emredersiniz sultanım. Gel. Hoş geldiniz valide. Sarayda olmadığınızı söylediler. Evet, vakıfta işlerim vardı, oraya gittim. Nedir o? Ahizade Efendi'nin tayin etmek istediği zatlar. Hepsi kendine yakın zatlar. Ulema içerisinde hizip kurmak istediği aşikar. Müftü Efendi bu isimleri verdiyse onaylaman lazım. Siz ne diyorsunuz validem? Alenen ihanet içerisindedir. İstediklerini verip kendi kuyumu mu kazayım? Belli ki bu isimler de işin içinde. İstedikleri tayini yap ki huylanmasınlar. Biz de bilelim düşmanlarımızı, isimiz. Dediğiniz gibi olsun. Ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Bir müddet payitahtta olmuşum. İznik Adası hakkında şikayetler almış yürümüş. Bizzat tetkik edeceğim. Devletim sen niye gidiyorsun? Emir ver getirsinler haini. Biliyorsun arslan çekilince sırtlanlara gün doğuyor. İşte tam bu sebepten gideceğim valide. Bakalım kimler yokluğumu fırsat bilip ne işler çevirecekler. Varsın meydanı boş bıraktım sansınlar, dolaşsınlar. Öyle bir anda bineceğim ki tepelerine. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Hünkârım. Valide sultanımız hasbahçediler. Arzu ederseniz derhal çağırayım. Lüzum yok. Evlatlarını görüşürüm. Bağışlayın hünkârım. Lakin şehzademiz ve sultanımız Ayşe sultanımızın dairesindeler. Valide sultanımız gitmeden evvel annelerini görmelerine müsaade ettiler. Anne. Hazade. Söyle kızım. Uykum gel benim. Uyu güzel benim. Sen de Ahmet. Benim aslan yürekli şehzadem.
Şehzadem. Ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Validem siz ne yaptınız? Ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Oğlum. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Zaten. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda. Sen benim bu dünyadaki cennetimden Murat. Seni ilk gördüğüm gün evvela suretine vuruldum ben. Sonra kalbine. Onca acıya rağmen kaybetmediğin merhametine. Herkesten sakladığın yaralarını gördüm. Söyleyemediklerini işittim. Huzuru, saadeti, sevgiyi. Kaybettiğin ne varsa ben verdim sana. Evlat verdim. Her birinin doğumuyla birlikte yaşardık. Yeniden can bulduk. Lakin sen bana aşkımıza ihanet ettin. Farya, o geldikten sonra maziyi unuttun. Yok saydın. Bizden vazgeçtin. Şimdi sana verdiğim her şeyi geri alıyorum. Kalbimi, ruhumu, evlatlarımı yanımda götürüyorum. Onları senin öfkene kurban etmeyeceğim. Zira biliyorum ki bir gün gelecek ve sen sevdiğin herkesi yok edeceksin.
tutulursun komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadım. Git ölüm bir zamanda yine gel. Araç olan der ki konup geçerken. Her şerbetini tas tas içerken yine buldun beni senden kaçarken. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Yine buldun beni senden kaçarken. Zamanda